Tezgahımıza mısır unumuzu koyuyoruz. Ve hamurumuzu koyduktan sonra üzerine de yine mısır ununu koyuyoruz. Ve bu şekilde bastırarak kenarlarından hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Yine yapışmaması için mısır ununu hem altına hem de üstüne iyice koymak gerekiyor. Merdanemizle de açmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu yeterince açtıktan sonra şimdi artık üzerine malzemelerimizi koyabiliriz. Öncelikle doğranmış domatesimizi gezdiriyoruz. Ve diğer malzemelerimizi koyalım. Hemen sarımsağımızı da ayıtlayıp hazır edelim. Sarımsaklarımızı domateslerin aralarına güzelce koyuyoruz. Şimdi sıra geldi karideslere. Karideslerimizi de bu şekilde yerleştiriyoruz. Kalamar, kiraz domates birkaç tane. Şimdi bir iki tane midye yerleştiriyoruz. Kabuklarını da ayırabilirsiniz. Bunlarla da üzerine dekorasyon yapabilirsiniz servis ederken. Kenarlarına birkaç tane midye. Ve son olarak da şimdi maydanoz biraz atacağız üzerine. Ve yine çok az doğranmış domatesten biraz gezdiriyorum. Karabiber, deniz tuzu üzerine ve şimdi de pizzamızı tahtamızın üzerine alıyoruz. Yavaş yavaş çekerek alıyoruz. Dikkat ediyoruz kenarlarından ve şimdi fırına götürüyoruz. Ve pizzamızı taşımızın üzerine yerleştiriyoruz. 10 dakika pişireceğiz. 250 derecede çıkarttıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirerek servisini gerçekleştireceğim. Tahtamızı alıyoruz. Harika görünüyor. Muhteşem bir deniz mahsulleri pizza. Tahtamızı da yanımıza alalım. Pizzamızı tahtamızın üzerine çektikten sonra biraz üzerine sızma zeytinyağı gezdiriyoruz.